Mutluluk akşamüstü çay saati henüz ışıklar yanmamıştı. Bahçe içindeki ev denize hakim bir yerdeydi. Güneş pembeleşerek batıyor, bu arada görünen her şey sanki altın tozuna bulanmış gibi oluyordu. Karşımızda Akdeniz, giden günün altında berrak, kıpırtısız, ürpertisiz dümdüz madeni bir plaka gibi sonsuzluğa doğru uzanıyor, uzakta, girintili çıkıntılı dağlar, gün batımının solgun erguvan kırmızılığı içinde siyah kesitler oluşturuyordu. Aşktan söz açılmıştı. Yine bu insanlık tarihi kadar eski konu tartışılıyor, daha önce defalarca söylenmiş olan sözler tekrarlanıyordu üstümüze alaca karanlığın tatlı hüznü çökmüş, duygusallaşmıştık. Kah tok bir erkek sesinde, kah bir kadının dudaklarından dökülen bir fısıltıda dile gelen aşk sözcüğü küçük salonu dolduruyor, bir kuş hafifliğiyle havada uçuyor, kanatlarını gererek bir ruh gibi boşlukta salınıyordu. İnsan uzun süre tek bir kadını ya da tek bir erkeği sevebilir miydi? İşte tartışılan konu buydu. Bu soruyu bazıları elbette sevebilir, bazıları da buna imkan yok şeklinde cevaplıyorlardı. Her iki taraf da iddiasında haklı olduğunu göstermek için kanıtlar gösteriyor, örnekler veriyordu. Dillerinin ucuna kadar gelen ama dudaklarından dökülmeyen anılarının heyecanına kendilerini kaptırmış görünüyorlar. İki ayrı cinsi birbirine bağlayan bu esrar rengiz ve güçlü bağdan derin bir içtenlikle söz ediyorlardı. Bu arada içlerinden uzaklara bakan birisi, "Bakın, şuraya bakın." diye haykırdı. "Bu da ne? Denizde ufkun derinliklerinden belli belirsiz kül renkli muazzam bir kütle yükseliyordu. Kadınlar ayağa kalkmışlar, İlk kez gördükleri bu garip kütleye büyük bir şaşkınlıkla bakıyorlardı. Biri, Korsika adasıdır bu, dedi. Uzak mesafeleri örten sis bulutları kaybolur ve hava tamamen berrak bir hale gelirse, Korsika yılda üç dört kez böyle buradan da görünür. Adadaki dağların dorukları, hatta buralardaki karlar bile seçilebiliyordu herkes denizden fırlayan bu heyula karşısında hayret ve heyecana kapılmıştı. Kristof Kolomb gibi meçhul denizlerde dolaşanlar belki buna benzer heyulalar görmüşlerdir. O zamana kadar pek az konuşmuş olan yaşlı bir kişi, ''Bakın'' dedi, ''Sanki hem tartışmalarınıza cevap vermek'' hem de bana garip bir anıyı hatırlatmak amacıyla karşımıza çıkan bu adadan ben bir zamanlar inanılamayacak kadar mutlulukla, tutkuyla dolu, şaşırtıcı bir aşk hikayesine tanıklık ettim. Beş yıl önce bu Korsika adasına gitmiştim. Bu vahşi ada Fransa sahillerinden ara sıra görünür görünmesine ama bizler için Amerika kadar uzak ve bilinmedik bir yerdir ve sanki hala dünyanın ilk yaratılış günlerindeki kargaşanın sürdüğü bir toprak parçasıdır burası. Birbirinden derin ve dar vadilerle ayrılan, üzerlerinden çağlayanlar akan düzensiz bir dağ silsilesi. Ova yok. Ama bitmez, tükenmez granit dalgaları, Korsika haydutlarına sığınaklık eden sık çalılıklar ya da çam ve Kestane ağaçlarının oluşturdukları gür ormanlarla kaplı heybetli toprak dalgaları. Bir bayırın tepesinde bazen bir yığın çakıl taşını andıran bir kasabacık çarpar gözünüze. Ama buraları işlenmemiş, bakir, ıssız topraklardır. Ne tarım, ne sanat, ne zanaat vardır buralarda. Yontulmuş bir ağaç parçasına oyulmuş bir taşa nefis eserlere dedelerimizin duydukları sevgiye ve bu sevgiyle yaşattıkları anıtların hiçbirine rastlayamazsınız. Bu azametli, sert iklimde üstünüzde etki yaratan neyse onunla yetinmek zorunda kalırsınız. Korsika'da sanat yapıtı aramak boşunadır. Korsika ve Korsikalılar sanata tamamen ilgisizdirler her sarayı baş yapıtlarla dolu olan İtalya ise zaten başlı başına bir şaheserdir. Orada mermerler, ağaçlar, tunçlar, demirler, taşlar ve madenler insanoğlunun dehasına tanıklık ederler. İtalya'nın eski zaman evlerinde yer alan eserlerin en sıradan olanı bile zarafete duyulan tutkuyu dile getirir. İtalya yaratıcı zekanın kudret ve azametini bütün dünyaya kabul ettirmiştir. Gel gelelim İtalya'nın karşısında yer alan Korsika Adası ise ilk çağların basitliği içinde kalmış, bu çerçevenin dışına çıkamamıştır. İnsan bu adada bu adanın kaba yapılı evlerinde aile kavgalarına, kıskançlıklara, geçimsizliklere rastlayamaz. Bu evlerde sanki hayat donmuş kalmıştır. Korsikalılar despot ruhlu, kinci, gözünü kan bürümüş insanlardır. Ama aynı zamanda eli açık ve konukseverdirler. Kapıları herkese açıktır. İçten gelen samimiyetlerinin hemen içten gelen samimiyetlerini hemen dışarı vururlar. İşte ben bir ay bu muhteşem adada dolanıp durdum. O adadayken dünyanın sonundaymışım gibi bir gariplik çökmüştü içime. Ne bir han, ne bir otel, ne bir bar, ne bir cadde, hiç, hiçbir şey yoktu. İnsan burada, dar keçi yollarından, geceleri içlerinden çağlayanların derin, boğuk uğultularının yükseldiği eğri büğrü dağların bir kenarında adeta asılı gibi ufak köylere doğru tırmanır, Rastgele bir evin kapısını çalar, geceyi geçirecek, sığınacağı bir damarar. Alçak gönüllü bir sofraya oturur, ıslak bir çatı altında uyur ve sabahleyin sizi ağırlamış olan adamın elini sıkar, çıkıp gidersiniz. Bir akşam, on saatlik bir yürüyüşten sonra, yaklaşık bir kilometre ötede denize ulaşan dar bir derenin dibinde, çevresi tamamen ıssız bir kulübeye varmıştım. Dağın, çalıklarla ve üst üste yığılmış kayalarla örtülü iki dik eğimini, devasa ağaçlar, adeta bir duvar, devasa ağaçlar, adeta bir duvar örmüştü burada. Bu garip, insana hüzün veren kulübenin çevresinde bir iki asma çubuğu, küçük bir bahçe ve daha ötede birkaç küçük kestane ağacı vardı. Beni yaşlı bir kadın karşıladı. Odadakilerden farklı olarak sade ve temiz giyimliydi. Bir sandalyeye çökmüş olan erkeği beni selamlamak için ayağa kalktı ve tek kelime bile söylemeden tekrar oturdu. Kadın, onun kusuruna bakmayın dedi. Sağdır. 82 yaşında. Mükemmel Fransızca konuşuyordu. Hayretle "Siz Korsikalı değil misiniz?" diye sordum. "Hayır," dedi. "Biz Avrupalıyız. 50 yıldır burada oturuyoruz." İnsanların yaşadığı kentlerden bu kadar uzaksa, bu ıssız kulübede geçen 50 yılı düşünmek bile içimi daraltmıştı. Kulübeye girdik, yaşlı adam da bizimle beraber girdi. Sofraya oturduk bir tek kaptan oluşan ağır akşam yemeğine, domuz yağıyla pişirilmiş patatesli lahana çorbasına kaşık sallamaya başladık. Yemek bitince dışarıya çıkıp kapının önündeki tahta bir sandalyeye çöktüm. Gurbet ellerde akşam çökünce bir gariplik duygusu, bir hüzün kaplar ya insanın içini. Ben de o an böyle duygular içindeydim. Varlık hayat ve evren, her şey, her şey bana içi boşalmış, silinmiş görünüyordu. Birdenbire hayatın o müthiş sefaleti, boş ümitlerle kendini aldatan kalplerin kara yalnızlığı içime çökmüştü. Yaşlı kadın dışarı çıkarak yanıma geldi. Dünyada kendilerini kaderin hükmüne terk etmiş insanların ruhlarında yaşayan bönlükle ama heyecandan titreyen bir sesle demek dedi Fransa'dan geliyorsunuz öyle mi? Evet dedim. Zevk olsun diye geziyorum. Parisli misiniz? Hayır. Nancy denim. Bu Nancy kelimesinin onu heyecanlandırdığını sezdim. Ağır bir ses tonuyla Nancy diye tekrarladı. Bu sırada erkeği bütün sağırlar gibi sakin ve duygusuz haliyle kapıda belirdi. Kadın, bir şey duymaz o, dedi. Devam edebiliriz. Nancy'den olduğunuza göre herkesi tanırsınız orada herhalde. Hemen hemen, dedim. Sen Allaz ailesini tanır mısınız? Çok iyi tanırım. Babamın dostlarındandılar. Adınız? Adımı söyledim gözlerini gözlerimden ayırmıyordu. Anıları canlandıran yavaş ve boğuk bir sesle ''Evet, hatırlıyorum'' dedi. ''Çok iyi hatırlıyorum.'' ''Ya Brismarlar ne oldular?'' ''Hepsi öldü. Vah vah. Hepsi öldüler ha? Peki ya Sörmontlar? Sörmontları tanıyor muydunuz?'' ''Tanımaz olur muyum? en gençleri general olmuştur. Heyecanından titremeye başlamıştı. Bilmem hangi belirsiz, hangi güçlü, hangi kutsal içtenliğin etkisiyle o zamana kadar kalbinde kilitli kalmış olan bu anılardan ruhunu titreten bu isimlerden söz etmek ihtiyacıyla "Evet." diye mırıldandı. Henry de Sermont benim kardeşimdi şaşkınlık ve dehşet içinde dona kalmış, bütün bir geçmiş bir anda gözlerimin önünde canlanmıştı. Bir zamanlar bu Lorraine'li soylu Sermontlar ailesi içinde büyük bir rezalet patlamıştı. Güzel, zengin bir kız, Susan de Sermont, babasının kumanda ettiği tümende görevli genç bir süvari teminine gönül vermiş, aile ocağını terk ederek onunla kaçmıştı. Güzel çocuktu bu Teğmen, gürbüz, yakışıklı bir köy çocuğuydu. Ayrıca mavi süvari üniforması ona pek yakışırdı. Bu iki özelliğiyle kumandanın kızının gönlünü çalmış, aklını başından almıştı. Kız onu bir geçit töreninde görmüş ve hemen aşık olmuştu. Ama nasıl konuşmuş? Aşkını nerede itiraf etme fırsatını bulmuş? Onunla nasıl anlaşmıştı? Bunlar hiçbir zaman açığa çıkmadı. Kimseye bir şey sezdirmemişlerdi. Bir akşam nöbetini bitiren Teymen sevdiği bu kızla birlikte ortadan kayboluvermişti. Her yeri aradılar. Her yeri aradılar, taradılar ama bulamadılar kendilerinden bir daha hiçbir haber alınmadı ve her ikisine de öldü gözüyle bakıldı. Şimdi ben 50 yıl sonra onu bu korkunç vadide buluyordum. Bunu kendisine söyledim. Şimdi iyice hatırladım. Siz bayan Suzan'sınız. Başıyla evet işareti yaptı. Ağlıyordu. Viranenin eşiğinde hareketsiz oturan ihtiyarı bana gösterdi. İşte o, dedi. Anladım ki onu hala seviyordu. Bakışlarından çıkartmıştım bunu. Mutlu oldunuz mu bari, diye sordum. İçten gelen bir sesle cevap verdi. Oh, evet, çok, çok mutlu oldum. Beni çok mutlu etti o. Hiçbir zaman pişman olmadım yaptığıma. Bu aşkın kudreti karşısında ona hem hayran hayran hem de mahzun mahzun bakıyordum. Bu zengin kız, bu adamın bir köylünün peşine düşmüş, onun yanında o da bir köylü karısı olmuştu. Her türlü incelikten, süsten, zarafetten yoksun bir köylü kadın işte. Onun hayatına katılmış, onun basit, sıradan adet ve geleneklerine katlanmıştı ve hala onu seviyordu. Adi bezden elbise giyen, başörtüsü bağlayan bu köylü kadın hasır sandalyelere oturuyor, tahta bir masada toprak tencere içinde lahana haşlaması ve domuz yağıyla pişirilmiş patates çorbası içiyor, kendi köşesinde kıvrılıp bir saman yığınında uyuyordu. Ondan başka bir şey düşünmemişti hayatında mücevherlerini, kumaşlarını, zarif eşyasını, yumuşak sandalyelerini, kağıt kaplı odalarını, bu odaların, bu odaların tatlı havasını, kuş tüyü yastıklarını kaybettiğine asla yanmamış, en küçük bir üzüntü bile duymamıştı. Sevdiği adamın varlığı dışında hiçbir istek, hiçbir özlem onu sarmamış. Onunla beraber yalnız onunla beraber olmak ona yetmişti. Bundan fazlasını istememişti. Gençlik çağında en körpe yaşında kendisini büyütenleri, sevenlerini, dünyayı ve hayatı terk etmişti. Onunla, yalnız başına onunla bu vahşi, ilkel çukura gelmişti. Onun her arzu ettiğini, her hayal ettiğini, her umduğu, her beklediği şeye bedenini, ruhunu kapamış, bütün bu fedakarlıklara karşılık genç adam onun hayatını mutlulukla doldurmuştu. Hayır, Matmazel Sörmont bundan fazlasını isteyemezdi. Bütün gece bu kadar uzak yerlerde kendisini izlemiş olan kadının yanı başında kötü ve pis yatağında uyuyan ihtiyar askerin boğuk horultusunu dinledim. Ve bu garip, bu basit ama ender görülen olayı, bu aşk serüvenini, bu harikulade mutluluk örneğini düşünerek sabahladım. Şafak sökerken, iki ihtiyarın ellerini sıkarak yanlarından ayrıldım. Adam sustu, onu dinleyen kadınlardan biri, ''Bu olayda olağanüstü hiçbir yan yok'' dedi. Suzan Sermont, basit, idealleri olmayan, kısacası ilkel yaratılışta bir kadınmış. ''Bence bir budaladan başka bir şey değil.'' Bir başka kadın içini çekerek ağır bir sesle ''Ne önemi var?'' diye mırıldandı. Mutlu olmuş ya. Uzakta, ufkun derinliğinde Korsika karanlığa gömülüyor... Yavaş yavaş denize dalıyor, sahillerine sığınmış iki yoksul sevdalının hikayesini sanki bizzat anlatmak için ortaya çıkan muazzam süleyti siliniyordu.